7'sinde pazartesi günü saat 2.30'da oldu. 2.30-3 civarlarında. Pazartesi günü. Evet. Şeye giriyorlar. Üçüncü kata. Sol taraftaki üçüncü kata çıkıyorlar. Benim dairem de burası. Şurası bir ikinci kat hemen. O hırsızlar şu aradan geliyorlar. Bu aradan geldikten sonra şu kapının açık olduğunu görüyorlar. Aynı böyle aralıklı. Burada bir kolaçan ediyorlar. Kameralara bakıyorlar. Çekiyor mu çekmiyor mu diye. Ondan sonra evden giriyorlar yani. Bir 13-14 dakika falan duruyorlar evde. 13 dakika falan duruyorlar. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi kapıyı çekip aynı bu caddeden belediye meydanına doğru gidiyorlar. Kimse de hiç şüphelenmiyor. Ben akşam 7 gibi bir arkadaşıma borcumu ödeyecektim. Paraya baktım yerine bulamayınca şüphelendim. Eşime sordum parayı sen mi aldın diye. O da yok dedi ben almadım hiç yani bakmadık haberim yok dedi. Bir baktık altınlarımız bizim yüzükler işte küpeler çocukların 600 TL paramız yani 3,5-4 milyar bir kaybımız var. Mahalleli olarak sıkıntıdayız. Yani camlarımızı falan açamıyoruz hiç. Yani bir arkadaşımız daha var öğretmen olan. Onun da 13.000 TL falan bir kaybı var. Onun da mı aynı şekilde parası Aynı ödenemez şekilde şekilde? altın olarak 13.000 TL bir kaybı var. Yani onun da 5. kata girmişler. Çelik kapıyı açmışlar. Yani polislere de söyledik, şikayetçi olduk. Yani Kapıları falan he. değerlendirmiş miydim? Evet. Yani mahalleli olarak bir yere çıkamıyoruz yani. Pazara dahi çıkamıyor şimdi benim hanım. Yani evi bırakıp da bir yere gidemiyoruz yine gelirler diye yani.